Yine güzel bir gün. Yaz ayındayız. Sıcak sıcak. Ve tabii ki de scooter çekiyoruz. Çünkü biliyorsunuz kış aylarında süper spor çekmek, hypernaked çekmek çok daha makul bizce. Biz yaz aylarında güzel havaları tabii ki de scooterlarla geçiyoruz. Ya aslında normalde tam tersi olmuyor. Hani asfalt sıcak, yol sıcak, oh güzel şimdi lastik de tutunur falan. Gazlaya gazlaya hypernaked'lar çekilir. Ama niye çekmiyoruz? Çünkü motosiklete yeni başlayan birçok insan oluyor ve onlardan en çok soru gelenler hep böyle 125'ler. İşte burada yeni bir model var. SH 125 var. PGX ile arasındaki farkları sorduğunuz hep sizin isteklerinize göre hareket etmeye çalışıyoruz. Bir de malum özellikle Honda tarafında önemli bir gelişme. Şu an çok fazla indirim var. Evet. Güzel oldu. Şimdi pandemi döneminde hep alternatif markalara yer verdik. Avrupalısı, uzak doğulusu hep onlara baktık. Çünkü niye? Onlar bulunuyordu, bunlar bulunmuyordu. Ama artık bunlar da bulunur hale geldi ve sizden soru yağıyor. Yani böyle gerçekten yağıyor. Siz ne istiyorsanız biz onu çekmeye çalışıyoruz. Yani ben şu anda mesela bu sıcak havada güzel, asfalt da iyi. Egzotik güzel spor motosikletlerle gazlaya gazlaya inceleme çekmeyi, konuşmayı ben de isterim ama böyle biraz daha topluma hizmet ettiğimi düşündüğüm için benim daha çok hoşuma gidiyor. O ayrı bir şey. Orada, orada da bir ekleme yapmak istiyorum. Umarım bayilerin elinde daha fazla motor kalır. Umarım satamazlar da daha da agresif indirim yaparlar. Aynen. Yine öyle. Kazanan orada son kullanıcı olur. Ya şimdi işler böyle güzel tatlılaştı. Taksiler böyle 3'tü, 4'tü, 6, 9, 12 falan olmaya başladı. Daha da güzel yerlere gidecek diye umuyorum ve istiyorum. Pandemi döneminde ne kazandılarsa hepsinin burnundan fitil fitil gelsin. O bütün kazandıkları parayı buralarda bizlere geri versinler açıkçası istiyorum. O zaman bu videoda böyle güzel dileklerimizle başlatalım diyorum. PGX ve SH125'i karşılaştıracağız. Artısı eksisi neyse bunları bir konuşup masaya yatıracağız ki aralarındaki fark daha da iyi anlaşılsın ve kime neye hitap ettiğini herkes daha net anlasın istiyoruz. İyi seyirler. Evet, bu iki modeli karşılaştırmak bizce çok önemli çünkü bu aslında bize bir markanın aynı problemi ürettiği farklı iki çözümü ve aynı kalbi taşıyorlar. Evet, aynı kalbi taşıyor. Aynı motor bloğu, benzer parçalar, benzer kalitede parçalar, benzer fiyat skalaları. Aslında arada bir fark var, ona değineceğiz. Ama arada aslında ciddi farklar var. Çünkü bir tanesi biraz da Avrupa'yı bir yaklaşım bu ulaşım çözümüne. Bir tanesi ise biraz da Asyalı bir yaklaşım. Şimdi sana çok ilginç bir detay vereceğim. Bazı Avrupa ülkelerinde SH yani 125'in 350'siyle İtalya'da mesela diğer rakiplerini ikiye katlamış vaziyette. Ama bazı ülkelerde de PGX daha çok satıyor. İkisi de Avrupa'nın içinde ama kimisi orayı daha çok seviyor. Biraz kültür farkının da ben burada etkili olduğunu inanıyorum. Kimisi PGX'i daha çok seviyor, kimisi SH'ı daha çok seviyor. Böyle ve ilginç bir detay da var. Birbirlerinin pazarında genellikle pek başarı yakalayamıyorlar. Evet evet, çok çok ilginç bir şey yani. Kültürel bir fark ve mevzu da var burada, ona da değineceğiz. Ve biz de burada İstanbul'da tam aslında iki kıtayı birbirine bağlayan o şehirde bakalım hangisi daha bahsediyor. Evet. Biz şu an biraz da Asya tarafındayız. O yüzden belki gerçekten ama Türk kullanıcısının da farklı ihtiyaçları var. Burada bakalım nasıl bir çıktı yani alacağız. Kimisi diyor ki ben ortası düz olmayan skutura binmem. Kimisi diyor ki ortası düz skutur ne? Ben sucu muyum diyor. Çünkü ilk bu arada hani ortası düz meselesi nerede çıktı? Bu scooter'la paket atma işleri hep ilk suculardan çıktı. Doğru. Ben hatırlıyorum çocukluk döneminde. İlk böyle su götürmeye başladı. Orada çıktı. Dolayısıyla scooter'lar uzunca bir süre birçok insanın aklında sucu motoru olarak kaldı. Ortası düz scooter'a biraz da insanların tüylerini dik ya böyle hani çok bireysel durmuyor diye çekincesinin sebeplerinden bir tanesi bu. Böyle hızlı bir giriş yaptık şu anda ama ortası tünelli scooter'lar biraz da premium olarak görülüyor bizim ülkede. Bir de o var bak, ayakları uzatması rahatlığı bir başka. Ona pratiklik kısmında daha detaylı bir şekilde değinelim ama önce motor blokları dedik. İkisinde de sıvı soğutmalı, aslında aynı altyapıyı taşıyan bir motor bloğu var. Fakat SH'da aslında yaklaşık 500 devir daha aşağıda maksimum gücünü veriyor ve yarım beygirde daha fazla gücü var. Ama işte orada hız karşılaştırmasını yaptığımızda biz aslında kalkışı yaptığımızda biraz daha ilginç bir sonuca rastladık ki onu birazdan izlettireceğiz. Şimdi granajlı tasarımıdır. Bundan önce ben kesinlikle bir alt takımı size anlatmak istiyorum. Bunun aşağısında hani bu kıyafetlerin hemen altında çok rigid bir şasi ve süspansiyon sistemi var. PGX'e göre ön süspansiyonda 2 milim kadar daha kalınlık var. Çalışma aralıkları aynı olsa da ikisinin de burada SH'da çok daha rigid bir süspansiyon var. Şimdi bu rigid süspansiyon ne? Fren yaptığımda öne çok dalmıyor. Viraja girdiğimde ön tarafı, yolu bana çok daha fazla hissettiriyor. Motosiklet gibi kullanabiliyorum. Viraja girerken trail braking atıyorum. Yani
bayağı sapıta sapıta sürebiliyorsun. İki kere üç kere ben virajda çizgi alabiliyorum. Çizgimi değiştirebiliyorum. Bu arada hani çizgi alabiliyorum dediğim şey böyle tın tın giderken falan değil. Bayağı böyle yatığım. Görüyorum bir şey, şöyle kalkıp bir daha çizgi, kalkıp bir daha çizgi çekip 3 kere çizgi değiştiririm yani ben. Evet, burada belirtmek lazım. Seyahşin aslında koltuğu da 4 cm daha yüksekte. Yüksek, evet. Hani bu yüzden aslında daha çok dalmasını ve daha yüksek kütle merkezinden mütevellit biraz daha kötü yolculmasını beklersiniz aslında. Ama o 2 mm'lik belki normalde orta hacimde çok fark etmeyecek kalınlık bu küçük scooterlere çok ciddi bir bence fark sağlamış. Doğru. Ve özellikle jant konusunda kesinlikle sana katılıyorum. Hani PGX'te biraz daha böyle işte yol bozukluklarını saptayıp aman şöyle gideyim, aman böyle gideyim diyeceğim yerde ben de mesela gayet gazı açıp devam ettim. Şimdi PGX'te çok ufak değil var. Ama bu bayağı büyük. İkisinin arasında fark var. 2 inç bir jant boyutu farkı var. Onu da söylemek ciddi, lazım. 2 inç az abi. Değil. Yani şöyle düşünün, bir çıplak motosikletten işte hani yol odaklı bir adventure motosikleti. Bir 19 inçe de biz aslında 2 inç değişiyoruz. Evet. Yani aralarında çok büyük bir fark var aslında. Güzel özetledin. Güzel de bir yere koymalarını sağladım birçok insanın. Yani SH daha bence motosiklete yakın bir sürüş sağlıyor. PGX daha geleneksel scooter'a yakın bir sürüşü alıyorsun burada. Ben şehir içinde araya dereye çok girerim. Viraja hızlı girerim. Böyle biraz daha performanslı kullanmayı seviyorum ama altında da scooter olsun diyen burada bence SH'a doğru bakabilir. PGX'de daha geleneksel scooter tarzını seven insanlar böyle bir ediyor. Kızak varimsi bir oturuş var ya aslında gayet sevdiğimiz. İçine gömülüyorsun PGX'in. Evet, gayet konforlu bir oturuş ama ben mesela viraj alırken onu daha içgüdülerime ters buldum. Hani burada mesela SH'de biraz daha... Daha motor gibi hissettiriyor. Aynen, daha işte. Motosiklet yakın gibi geliyor. İşte. Açıkçası ben de yol tutuşunu daha çok beğendim. Ha, ama alışmış insan için de muhtemelen bu da çok içgüdüsel geliyordur. Yine yıllardır hani kullandığımız trafikte çok mülayim hızlarda seyrettiğimiz, çok kurallara uyarak ilerlediğimiz bir scooter'dı PGX'te. Bu da bakma sanki gene şehir içinde her türlü araya dere sivrisinek gibi geliyor. Yani bu biraz saçma sapan yaptığın hareketlere de çok güzel karşılık veriyor ve yolu bence çok iyi hissettiriyor. Ama ona mütevellit de bence ikisi de birazcık sert kalıyor. Onu da belki belirtmek lazım. Kesinlikle evet, abi. İkisi de bir tık sert. SH belki bir çıtır daha sert hissettirebilir. Çok yumuşaklık, çok konfor arayana göre. Mesela SH'den hemen sonra ben PGX'e bindiğimde o bu evet abi bayağı daha şeydi. PGX ne biliyor musun tam? Ne normal scooter ne de max scooter. Böyle ikisinin arasında bir hibrit deneme örneği ergonomi gibi. Ergonomi olarak diyebiliriz. Evet. Ergonomi olarak da oturuş pozisyonu olarak her şey olarak tam olarak bu şekilde. Bu tam bir scooter. Yani tam o sınıfın adamı. Evet, sürüş konusunda puanı SH'ın aldığını o zaman söyleyebiliriz. Yani performans konusunda evet ama konfor konusunda ben orada PGX'in hakkını yedirmem. PGX bir reis, biz Gökçeada'ya falan gittik. Yani NC'den de rahattı. Peki, tamam. PGX her zaman gönlümde yeri başka. PGX daha yayvan ve rahat bir oturuşu temsil ediyor. O formatın bir üyesi. Ha, kıvrak mı kıvrak. Ama bak iş geldiği zaman böyle virajda içeri doğru yatırdığım zaman SH orada benimle daha fazla konuşuyor. Yani ben şimdi böyle bir hareket yaptığımda ya da uzun bir viraja girdiğimde bir şey yaptığımda SH benimle daha fazla iletişim kurduğu için ben daha açıkçası daha rahat hissediyorum. Ve SH'ın bence tutunma hissi biraz daha fazla. Bir de buraya SH'la girelim. SH'daysa biraz daha çıplak bir motosikletin üstünde gibiyim. Böyle bak. Ön tekerde ne oluyor, ne bitiyor? Çok daha fazla hissediyorum. PGX'e kıyasla bana daha fazla geri bildirim veriyor. Bak böyle geldim. Çat içeri doğru saldım. Kesinlikle daha fazla hız taşıdım PGX'e göre. Ama çok daha rahattım yani. Biraz daha hızlı ben oraya rahat rahat girerim. Daha fazla yatırırım. Ön taraf lastik nereye doğru gidiyor, ne yapıyor bana çok daha iyi söylüyor. SH'ın da bence en büyük artısı bu. Bambaşka bir format. Motosiklet kullanıyor gibiyim. Aslında hepsi dediğimiz gibi oldukça benzer. İkisinin de LED sinyalleri var, LED farları var. Anahtarsız çalıştırması var. Çok da iyi çalışan bir anahtarsız çalıştırma. Start stop var. Hani çok canınız isterse diye. Ve çekiş kontrol var. Bu arada şunu da belirtmek lazım. PGX'in yine hakkını vermem gerekiyor. Bu sınıfa böyle ilk LED farı, ilk anahtarsız çalıştırmayı falan getiren model bu. İlk bu demiyorum. İlklerden biri diyorum. Hani ama bu çoğu paraya insanın o bu paraya tanıştığı motosiklet budur. Evet. Evet, aynen öyle. Bu paraya alabildiğin ilk motosiklet buydu. O yüzden onu da bir dipnot olarak belirtmek ben istiyorum. Ben burada SH'a hemen bir sallamak istiyorum. Lütfen şimdi buyurun. Şimdi taşıma kapasitesi kısmına gelince evet ön alanın boş olması çok güzel ama önde çok önemli bir şeyi unutmuşlar. Bir cep yok. Yani scooter'da şehir içerisinde en sık kullanacağınız belki alan olan o elinizin altındaki o küçük ceptir. Açık olur, kapalı olur. Mesela PGX'deki gibi kapalı olup bir de içinde şarj çıkışı olanlar çok var. Çok pratik ki, oluyor. İnanılmaz pratik oluyor bu. Özellikle işte telefon vesaire takacaklar için. Böyle kapalı bir kompartman olmasa yağmurda da bir de çok işe yarıyor. SH'da hiçbiri yok.
Yani belki bir argüman üretebiliriz ve diyebiliriz ki hani ya çantan bacak aranda hani çantaya sıkıştırırsın telefonu veya cüzdanı falan. Senaryo şeye geliyor ama burada. Yani evet. Yani bu... Öyle olduysa da böyle olduysa da şu da bu da. Scooter'da sizin hiçbir şey bahane üretmeniz gerekmemeli. O bir araç. O zaten sizin için her şeyi düşünmüş olmalı ve burada bence önemli bir eksik var. Kesinlikle abi. Ben burada %100 sana katılıyorum. Hani belki bireysel kullanıcı şunu önemsemez. İşte bunun da bagajında bir USB şarj çıkışı var ya. Ya ben telefonumu oradan da şarj edebiliyorum diyebilir belki. Ama şeyin rahatlığı güzel. Şimdi iki tane olay var. Telefon tutucuyu adam oraya koyduysa bir de şarj almak isteyebilir. Hemen burada PJX'in gözden kabloyu çıkartırsın. Ha belki biraz kabloyu ezeri kapatırsın kapa ama olsun, en azından bir şarj çıkışın var. Motorda herhangi bir modifiye yapmana gerek kalmıyor. Evet, olay orada. Evet. Yani sağına soluna orayı delip 12 volt çıkış almaya falan çalışmıyorsun. Herhangi bir şekilde garantiyi deldirmek gibi bir derdin de olmuyor. Oradan aldın, taktın. Hem kuryeysen hem telefon tutucu kullanıyorsan, telefon sürekli açıksa mesela önünde şarj çıkışını alabiliyorsun. Ya da ben buraya bıraktım, yolda gittim. Ya bir şey oldu, bir kontrol edeyim hemen. Yolda kenara çektim. Sel altını açmama gerek kalmıyor. Çıt buradan bastım abi, aldım telefonu, baktım, kontrol ettim, geri koydum. Kapattım, yola devam ettim 3 saniye. Evet. Ya oldukça türlü... pratik bir şey o, evet, gerçekten. Bayağı bir olmaması pratik. Büyük aksilik. Kesinlikle. Sel altlarına bakacak olursak. Sel altında da yine SH'in bence küçük bir eksisi diyelim. Küçük bir talihsizliği diyelim. Bu kadar, büyük janttan kaynaklı iki parçalı bir alt bagajı var. Ha şu var tabii ki, sen gelip de buna işte arkaya çanta bilmem ne falan koydun mu bayağı bir yer alıyorsun ama alt tarafın bence daha iyi değerlendirilebileceğini ben açıkçası şimdi de benim sayışı savunmasım geldi. Orada abi. Şöyle diyeceğim. Yani tamam, evet, PJX'in sel altı kesinlikle daha geniş ve biraz daha kullanışlı. Fakat yine de işte bir laptop vesaire taşıyorsanız, geniş bir sırt çantanız varsa sığdırmakta çok zorlanıyorsunuz. Ve o noktada onu ben bacak arıma alıp, bir de yani bu tabii ki de çok kişisel bir şey. Sizin kullanım tarzınıza göre değişir. Ben şahsen top case'siz scooter kullanmayı çok anlamsız buluyorum. Böyle top case sevmiyorum mesela. Yani çünkü scooter benim için bir araçtır, bir amaç değildir. Ben şahsen güzel görünmemiş, işte estetiğini bozmuşum. Hani tabii önemli ama birincil önceliğim değil. Ben o yüzden o top case'i kesinlikle oraya koyacağımı bildiğim için seliler arasında bu kadar az fark, yani az bir fark olması, o kadar da aslında az değil ama az diyelim. Çünkü şöyle yaklaşıyorum ben konuya, Yaşar buradan bana bir bakış attı. Baba litre olarak az olabilir ama hayati bir fark evet, var ama yani şimdi. Evet, şöyle yaklaşıyorum ben o konuya. Kaskımı koydum, montu bir şekilde sıkıştırdım. Başka yerim yok. Yani benim orada mesela ne bileyim, yanıma ayakkabı almış olabilirim. İşe gidiyorsam örneğin ekstradan bir kıyafet almış olabilirim, ekstra bir ceket almış olabilirim. Bahar ayında hani bir şey yine gerekiyor benim oraya sokmam ve onu ikisinde de yaşıyorum ben. O yüzden bence ikisinde de bir top case kullanılacak ve onunla mesela top case demirinin de beraberinde geliyor olması. Ve iyi kalitede bir demir bu arada. Öyle cabidik evet. Bilmem ne falan değil yani. Gerçekten hani orijinal aksesuarın hakkını veren bir demir bence de. Benim gibi kullanıcı için mesela bence o daha kıymetli. Bak her zaman Forza söylüyorum ya. Forza alacaksınız, akıllı çantayla beraber alacaksınız diye. Bunda da iki tip çanta var. Honda'nın orijinal olarak sundu en azından. Hem akıllı var hem de akılsız var. Anahtarla açılan. Abi üçüne beşine bakmayın, ekstrasını verin. Akıllıyı alın çünkü zaten scooter hani rahatlık, konfor vesaire. Geliyorsun burada anahtar çalıştırması var. Bir de arkaya gelip çıt diye o seli açmak falan cidden scooter deneyimini. Tam şımarıklık. Evet ama abi ona da para verilir ya. Hani hayatta insan bazı konforlarına para vermeli diyoruz ya. Bu onlardan bir tanesi. Şimdi SH'a geldin. Arkaya çantayı koydun. Ortada da arkada top case var. Ortada da yerin var ön tarafta. Burada da bir yerin var. PJX'e göre burada senin bir anda bir avantajın doğuyor. Ben bu ön tarafı kullanmaya alışana kadar bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu açıkçası çok da bilmiyordum diyelim, ben fark etmemiştim şekilde. Diyelim. Ben hakikaten bilmiyordum, hatta iddialaşıyordum abi biraz abartıyorsun diye. Orada şimdi çekim ekipmanlarımızı çıktım. Falan çok taşıyoruz ya, onlar da biraz böyle cüsseli olduğu için bu alt bagajlar hatta bazen arkadaki top case'lere sığmayabiliyor bizim o çantalar. Fakat buralara bir şekilde sığdırıyoruz. Hani ya işte uzun oluyor ya bir şey oluyor ya ne bileyim böyle biraz sığmıyor işte bir şey oluyor ama bunu buraya bir şekilde sığdırabiliyorsun. Dolayısıyla burası bana bayağı kullanışlı gelmeye başladı bu ortası düz olayları. Ek olarak. Ha yine de PJX'de yaşanır mı? Ben yaşarım. Tabii. Arkaya top case hani tartışılır. Bence PJX'in görünümü bu şekilde çok güzel. Çok kibar bir arkası var. Orada tek bir eklemem var. Buyur abi. PJX'de ön yükleme ayarı yok. Yani eğer yüklemeden bahsediyorsak buna değinmemiz lazım. Doğru. Süspansiyonlarında bir ayar yok. SH'da var. Var. Yani ben oraya top case koyduğumda süspansiyonu ona göre ayarlayıp herhangi bir kafa sallama olmadan, bir şey olmadan, yol tutuşumu bozmadan ben ilerleyebiliyorum. Veya artçı aldığımda yine ben ön yükleme ayarımı yapıp ona göre gidebiliyorum. Tebrik ederim seni. Bu önemli bir şey. Çok çok ince bir şeydi. Bu arada tam da güzel yerde değindim. Ben bu Prelate olayına değinecektim ama o kadar güzel bir yerde söyledin ki tam güzel özetlemiş olduk. Vallahi tebrik ederim. Bak yetiştik. Adam be. Kral. Kral.
Konuşamadım. Tebrik ederken o kadar heyecanlandım ki bir anda. Bak, güzel. Evet. Şimdi geldik işinin civcivli kısmına. Herkesin merak ettiği yere. SH biraz daha güçlü. Biraz daha fazla tork veriyor. Ama jantlar. Jantlar daha büyük. Bakalım onu bir telafi edebildi mi? Herkes bunu çok merak ediyordu. 4 kilo kadar da bir genel ağırlık farkı var. Ama ondan öte aslında jantlardan gelen eylemsizlik momenti orada hızlanmakta aslında onu geride tutacak. Bakalım o güç farkı bunu telafi edebilmiş mi? Bir izleyelim. Hazır. 3. kornada. Oh, Pejix iyi kalktı. Oha! Ben Pejix'in geçmesini beklemiyordum. Ufak jant avantajı galiba. Oha, Pejix sıyırdı gidiyor kilo dezavantajına rağmen. Oha, bayağı ayırdım. Bayağı ayırdım. Evet, salıyorum. Nasıl olur diyor. Şimdi Mert benden bayağı bir daha, kaç kilosun? 76. Tamam, 75'e 10 kilo fark var. Ben de 84 kiloyum. Biraz verdim. O zaman hadi bakalım. Veriyorum kornayı. 3'te gazlıyoruz. İlk kalkış anında PJX'e göre biraz daha bir hantallık mı diyeyim, böyle hafif alma geçti mi diyeyim, öyle bir şey var. Bu toparlanırsa aynı yürürler. Yani ufak bir modifiye lazım. Bence bu tabi büyük jantlar kaynaklanıyor. Daha fazla ağırlık var. Daha fazla şeyi çevirmeye çalışıyor. Büyük jant sebepli oluyor bu. Bak, bir tane jantın farkı. Bu tamamen jant farkından. Oğlum o ne lan? Ayırdın gittin araya. Araya ilçe giriyor, ilçe. Şimdi 100 oldum ben de. Arada 1 ya da 2 kilometre hız fark var. Aynı anda gaz açtığımız zaman. Şu an ara eşitlendi. Böyle gideriz yani. Şimdi böyle bir sonuç. Ben bu kadar ama açılacağını beklemiyordum. İzmir'de denerken nedense sanki böyle SH daha iyi çekiyor gibime geldi bana. Orada yani ben videoda de tamamen da suçluyum. Ben de çünkü buna bindim, PJX'den inip ve dedim ki bu daha iyi gidiyor. Evet. Herhalde daha çok hız taşıdığımız için hani jantlardan dolayı işte yol bozukluklarını falan daha asıyor. Bir de süspansiyonda bir fark var zaten, ondan bahsettik. Herhalde o yüzden öyle geldi. Ben şahsen A noktasından B noktasına daha çabuk gideceğime eminim SH'ta. Ben de öyle. Ama test yani, açık. Test yani açık. Düzlükte... Ben yani şoklardan şoklara uğradım. Mert tamam benden 10 kilo daha fazla olabilir ama ulan ben biniyorum PJX'e gene ayırıyorum. O Mert biniyor tabii ki, o aradaki fark iyice uzuyor falan. Ben ama şeyi fark ettim. İlk gazı çektiğin anla PJX daha çabuk devreye giriyor ve daha iyi gidiyor. Tabii ki bunda jant gibi büyük bir, burada daha büyük bir ağırlık var. Daha büyük bir jantı çevirmenin, o ilk hareketi vermenin tabii ki daha fazla bir işi mevcut. Bir de ama şunu fark ettim ben. SH'ın top speed'i biraz daha fazla buna göre. Yani benim burada bir spekülasyonum var sadece. Spekülasyon diyorum çünkü açıp içini görmedim ve ölçmedim. Dolayısıyla sadece şunu diyebiliyorum. Acaba burada Honda farklı bag ağırlıkları kullanıp farklı bir yere oynamak istemiş olabilir miyi düşünüyorum açıkçası. Daha uzun bir vites hissi vermek için. Evet, belki. Evet. Çünkü top speed'i de daha fazla burada. Olabilir. Ve şunu fark ettim. Mesela ikisiyle de 90 civarı giderken SH hala biraz daha az bağırıyor diyeyim. Hani ikisinde de ses de daha çok çıkmıyor ama SH bir tık daha az gibi geldi bana. Bu sadece benim kendi spekülasyonum. Yani açıp içini bagaları ölçüp bunu verilendirmek lazım tabii ki. Yani hızlanma konusunda PJX ama hız taşıma konusunda SH diye özetleyebiliriz. Kesinlikle. Yani bence sallıyorum, ben 90-100 arası sahil yolunda falan gideceksem benim orada seçimim SH'tan yana olur. Kesinlikle. Ama mesela mahalle arasında böyle seyrediyorum, işte daha yerlerden geçiyorum. Tırt tırt. O daha iyi bir anlatım oldu. Evet. Tırt. O zaman PJX. Aynen öyle. Şimdi abi gidişi konuştuk. Bir de bunun durması var. Yani duruşu da konuşmak lazım. Ama önce benim kabul edemediğim bir şeydi. Sen de kabul edemeyeceksin büyük ihtimalle. Baba yıl olmuş 2024. PJX'de hala arkada kampana var. Bu motor 2013'te çıktı. 2013'ten beri böyle
Ön tarafta ABS var. Allah'a şükür en azından şimdi frene asılan birisi düşmüyor. Kombine fren sistemi kullanabiliyorlar bu arada. Yani Euro standartlarına göre 125 ve altı kombine frenle gelebiliyor. Zaten işte aktif 125'tir falan, orada biraz daha fiyat yapabilmek için onları kombine yapıyorlar. Pejax'ta ABS var önde. Ama ben şunu da isterdim. Baba iki tane paket yapın. Biraz daha parasını vereyim İsteyen yani. Hani yani, ben vereyim ki böyle bunun yapıldığı ülkeler yerlerde var. Pejax'in işte bir üst versiyonu olsun. Pejax 2 olsun o diyorum ABS'ye ismi. O ABS'ye ilk geçişte olduğu gibi diyorsun mesela. Aynen evet. Öyle. Ha, ABS'li versiyonu bir de ABS'li evet. Versiyonu oluyor motorların. Bu da onun gibi olsun. Bir tane de ben arkada disk alabileyim be kardeşim. Ya bu kadar da zor olmamalı. Yani bu Honda için işin içinden çıkması bu kadar zor bir şey olmamalı diye düşünüyorum. Yani umarım 2025'te bu artık düzelir ya. Ben orada bir şeytanın avukatlığını yapayım. Teknik olarak ben eğer o kampanyayla zaten lastiğin tutuş limitlerine gelebiliyorsam elimdeki tüm tutuşu kullanıyorum demektir ve hani optimal bir şekilde duruyorum demektir. Ama işte gerçek dünyada kullanırken hiçbir zaman o kampanyanın hissi, okuması, geri bildirimi bir disk gibi olmuyor. Olmuyor maalesef. Ya ayarlaması aynı olmuyor yani. Biraz da beklenmedik şekilde kaymaya başlıyor. Biraz da beklenmedik şekilde o tepkisi o bir disk kadar tutarlı değil. Burada sadece şunu savunabilirim. Hani fiyat yapmak için yapıyor dedik ya. İşte Ege'de, İşte İzmir'de yani biraz daha işte ufak bir ilçesinde yaşıyor, bir şeyde yaşıyor. Baba zaten yani ben duruyorum, benim için fiyat daha önemli diyen adam için alabilir. Dediğim gibi iki paket olsa istenisinin tercihisi süper olurdu. Benim o bahsettiğim mesela tutarlılık o tarz bir ortamda o kadar büyük bir problem değil. Evet, mesela değil. Arabaların arasından geçerken o kampanyadaki esnemeydi, oradaki o sönümlemeydi. Ya benim sürüşüm kısıtlıyor bir noktadan sonra. Ben orada bir şey fark etmiyorum. Ben ani duruşları, hani bir şey çıktı önümüze şey falan düşünüyorum onlar tamamen. Onlar öte şey diyorum. Mesela aralardan geçiyorsun, arka freni kullanıyorsun. Orada mesela ABS hani bir kenara disk olsa ben biraz daha tutarlı ilerlerim gibi hissediyorum. Alışkanlıktan da kaynaklı olabilir. O da var. Tabii ki o da var. Tabii ki o da var. Ama diskin kesinlikle buradaki üstün donanım olduğunu kabul etmemiz lazım. %100. O kesinlikle kimsenin herhangi bir şekilde üstüne gelip laf söyleyebileceği bir şey değil. Artı olarak şimdi Seyhaç'ta arkada ABS var, disk var malum. Ama bir artısı daha var Pejax'e göre. Öndeki disk 20 milim daha büyük. Yani evet. 20 milim şu ağırlıktaki, şu donanımdaki, şu sınıftaki bir skuterda dünyaların değişmesi anlamına geliyor bu arada. Yani 20 milim deyip ya ne olacak ya 2 santimden falan demeyin. Ama yani çok ciddi bir fark ya aslında burada bu. Bir de şöyle bir güzel şey var aslında. Biz testini yaptık zaten. Şimdi sonuçları göreceksiniz ama ikisi de aynı lastiklerde geldiği için tutuş noktasında da aslında olabildiğince denkler. Kesinlikle o çok güzel oldu. Ama herhalde en fikiriz ki Seyhaç'ın tutuşu da böyle biraz daha o süspansiyondan dolayı rahat aktarılıyordu. Ya şöyle söyleyeyim. Siz şimdi orada bir duruş izleyeceksiniz az sonra. Ben Seyhaç'a daha da abanabilirdim yani frene. Hani çok normal bir şekilde bir duruş sergiledim. Böyle limitlerde falan diye durmaya çalışmadım. Seyhaç'ta bence daha gidebilecek yerim vardı mesela. Ama neyse izleyelim. Bir de sonucunda görüntüler kendisi konuşsun. Fren farkını da gördük. Yani Seyhaç'ın orada ne kadar daha üstün olduğunu anladık. Aslında bu üstünlük Pejax'e bir aka disk, bir tane de ABS ile büyük oranda kapanır diye düşünüyorum. Yine de ben şunu belirtmek istiyorum. Aslında tabii Alişan abi orada limit fren yaparken aslında tutuşun tamamına veya tamamına yakınını kullandığı için aslında burada daha da meta bir kısım ortaya çıkıyor. Seyhaç'ın yüksekliğinden dolayı ağırlık transferi biraz daha iyi. Yani daha çok ağırlık transferi var ve bu yüzden önünde aslında daha fazla tutuş oluyor. Yani fren dedi, bu bir avantaj. Ha, alçak motor daha iyi fren yapar öyle de diyebiliriz tabii ki ama işte limit frende ve güvenli ABS var. Hani kaydığı durumda da beni önde de iyi bir lastik varsa, iyi de bir asfalt varsa ve bu iki denklemde birbirine gelince. Tabii ki her şey bunları. Yani bu mükemmel koşullarda onun da aslında bir avantajı var. Çünkü ben PJX'e de ABS'yi devreye sokacak kadar sert fren yapabiliyorum zaten. Orada aslında ciddi bir problem yok. Ama arkada da dediğin gibi ABS gelse artık. Ya adam korkmaz yani frene böyle bir şey oldu haşırt diye asılırken korkmaz. O da bir motorla senin aranda bir güven bağı oluşturur açıkçası. İşin özü de biraz buraya gidiyor teknik olarak baktığın zaman. Tutarlılık ve güvenilirlik. İstediğimiz şey bu. Yani yıllardır bu böyle, artık şunun bir değişmesi lazım. Aynen öyle. Bunu değiştirin abi. Çok artık 2024-2025'e gireceğiz 3-4 ay sonra. Bunu ben inanılmaz bir maliyet yarattığını düşünmüyorum. Maliyet demişken şu fiyatları da bir yaratıyorsa konuşalım. Yaratıyorsa da yapsınlar bu arada bir zahmet. Ya millet bir bunu şekilde, vermiyor evet, razı ya. Yani bir şekilde yapsınlar. Ben veririm yani ne olacak abi. Bu çok önemli değil. 10 lira pahalı olsun. Duydunuz. PJX zamanı ABS Alişan Fidan'da. O kadar değil mi? Herkese verecektim. Kendim alırken veririm. Neyse. Şimdi hazır fiyat dedik. Şunların arasındaki
fiyat farkını bir konuşalım. 400 pound gibi bir fark var İngiltere sitesinde. Niye şimdi İngiltere'yi örnek aldık? İngiltere artık Avrupa Birliği'nde olmadığı için gümrük işleri bizdeki gibi işte, ama bizde ufak bir fark var. Şimdi aradaki fark şu: PGX Asya'dan geliyor fakat SEAŞ İtalya'dan geliyor. Bu yüzden burada bir ek gümrük vergimiz var. %20. %20. O da kapıdan girerken bak, o nasıl hesaplanıyor biliyor musun? Motor geldi gümrüğe. Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Biz size bir %20 verelim diyorlar. Onu koydu. Normal gümrük vergisi vesaire onlar da giriyor, ama bu fiyatlar hep böyle toplana toplana giriyor birbirine. Yani motor geldi, gümrük vergisi girdi. O fiyat toplandı, ek gümrük vergisi girdi. O fiyat toplandı, oradan ÖTV girdi. O fiyat toplandı, en son oradan bir de KDV girdi gibi bir durum oluyor. Dolayısıyla orada bir gizli bir anda %3-5 falan daha bir vergi var. Teknik olarak o %20 baktığın zaman işte çıplak fiyattan çok bir şey değiştirmiyormuş gibi gözükse de ilk kalemde aslında günün sonuna geldiğinde çok fazla şey değiştiriyor. Şimdi burada niye ben bunu söylüyorum? Tüm bunlara rağmen çünkü PGX 20.000 TL daha uygun. Aynen öyle. Yani ben burada SEAŞ'ın giriş fiyatının bir tık fazla kaldığına inanıyorum teknik olarak. Burada baktığım zaman, çünkü rakamlar belli, şey belli. Ha, maliyet olarak belki daha fazla gelmiştir. İşte PGX belki Asya'dan navlun maliyetleri daha düşüktür vesaire. Ben bunu bilemem. Ya, bunu da hesaplamak zorunda değilim açıkçası. PGX'e daha geniş hacimde bir satış olduğu için Asya'da bunu hani model başına bölerek biraz daha sonra uygunu satabiliyorlar. Belki evet, öyle bir şey ama vardır. Yani kullanıcı bunu hesaplamak zorunda değil. Ya bir 10 lira da aşağı olsaydı bu, insanlar bence evet, çok pahalı da çok pahalı da çok pahalı demezdi diye düşünüyorum ve başlangıçta da güzel bir giriş olurdu SEAŞ için. Burada şu konuda hemfikirizdir diye düşünüyorum. SEAŞ'ın daha pahalı olması buradaki konu değil. SEAŞ'ın 20.000 TL daha pahalı evet, olması buradaki konu. Yani 10.000 liralık bir fark olsaydı arada daha iyi malzeme kalitesi, hani boya moya da falan biraz daha değerli toplu duruyor bence. Parça kalitesinde de evet kesinlikle hani SEAŞ'ın bir artısı çok var. Çok radikal olmasa da bir artı var kesinlikle. Ve işte biraz da Avrupa'ya yaklaşım, bilmem işte çanta demiri var şu bu falan. Bahane üretebiliriz, bir argüman üretebiliriz. Onu almanız 10 lira eder yani evet, bu üstündeki farklar rahat evet, rahat eder. 10 lirayı açıklayabiliriz en azından. Yani kendimizi bir şekilde yediririz onu, ama 20.000 TL... Yani 20 lira dönünce, bir de şimdi yeni model ya, o yüzden şimdi bir şey yaklaşıyor. Sallıyorum şimdi, PGX'in ABS'li diskli bir de çanta demiri standart olan versiyonu gelsin, 20.000 ekstra desin, herkes gene gider koşa koşa alır mesela bunu. Ama şimdi SEAŞ yepyeni bir tarz, bambaşka bir şey olduğu için lan millet ya benim sadık yarım PGX'imdir falan moduna girebiliyor orada. kampana mampana ama boş ver abi falan diyebiliyor. İşte PGX ve 2 yaz tatilini daha çok beğendim falan diye. Aynen öyle. PGX ve 5000 kilometrelik turu daha çok beğendim diyebilir. Neyse abi, günün sonunda hani burada böyle bir fark var ve bence bu fark bir çıtır fazla. Yani Honda Türkiye yetkilileri buradan izlerse, görürse abi şu farkı PGX'i zamlamadan ama. PGX'i zamlamadan bu farkı bir çözüm bulun. Kampanya mı yaparsınız? İşte nakite indirim mi yaparsınız? Ne yaparsınız? Onun bir şekilde bir şey yapmak lazım ya ki... Ya bir akıllı çanta hediye edin. Ha bir şey yapın ya. Yani, bir, evet, verin yani bir şey. Bu aradaki farkı bir yaklaştıralım. Peki, tüm bu ama PGX'e zam yapmayın. Onu yapmayın. Peki tüm bu yorumların ışığında evet abi, senin tercihin hangisi olurdu? Abi 3'ten geriye sayalım, aynı anda söyleyelim, tamam mı? Ha hadi bakalım. Tamam okey, olur. 3, 2, 1, PGX. SEAŞ. Peki. Çok çok saçma ama oğlum bak, yarım yani, saat bana SEAŞ'ı savunmadın mı sen? Şöyle. Fiyatını evet gerçekten ben de pek makul ben bulmuyorum. Ben de SEAŞ övdüm bu arada yarım saat. Şöyle gülüyorum böyle çıkıyorum. İkimiz de gayet eşit yaklaştık aslında. Yani şu anda zaten şöyle, ben bugün hangi motorla eve döneceğim bilmiyorum. Onun bir paylaşımını yapacağız. İkisinden de mutsuz olmam. Yani ikisiyle de gayet mutlu bir şekilde evime giderim. Burada bir sıkıntı yok. Fakat SEAŞ benim hayatımda daha kolay yer buluyor. Benim kullanım amaçlarım için, bu tarz bir insan için SEAŞ'ın açıkçası yeri daha kıymetli. 20.000 TL'lik fiyat farkına değecek kadar kıymetli mi emin değilim. Yani onun hani o 10.000'lik kısma inerse, işte biraz daha açıklanabilir olursa SEAŞ diye böyle uzun bir cevap verebilir miyim? 3-2-1 diye sayına sıkıştıramadım. Yok sende sorun yok tabii ki, o kadar tabii ki konuş. Öyle diyeyim, ben genel olarak daha senin çok senin tercihini konuşuyoruz yani burada bir yandan da. Senin kadim dostun ama yine... Ya benim bir gönül bağım var biraz PGX'te. Şimdi benim hani gereğini yapar abi. PGX gerekeni yapacaktır. Bizim 100 oktan atasözü bu, 100 oktanın içinde. Ona da bir takipçimiz söylemişti ismini. Şimdi unuttum, beni affetsin. O gün bugün bizim kanalda bu bir şey oldu. Ya şakası bir yere. Hani PGX'i şöyle daha çok seviyorum. Ben biraz ayak uzatma işini seven bir adamım. İşte aksesuarı bol, şey bol falan. Yani bagaj benim için mesela yeterli. Böyle yayvan olması açıkçası benim işime geliyor. Ha çekim ekipmanı taşıyorken ama burada SEAŞ gene ben burada bir reisim diyor. Çekim ekipmanı taşıyacak olsaydım SEAŞ'ı seçerdim. Bir de biz insan gibi de yüklemediğimiz için çok affedersin. Yani küçük bir hatchback kadar falan yüklüyoruz onu. Tabii bayağı bir yüklüyoruz bunu.
Ne bileyim ya, ben PGX'e bir ihanet edecekmişim gibi hissediyorum biraz işinizi. Ben şöyle o yüzden söyleyeyim. PGX diyorum şu an. Seyaş'ı seçtim ama mesela PGX'te özleyeceğim şey kesinlikle ve kesinlikle koltuk konforu olurdu. Yani Seyaş'ın orada oldukça daha sert bir koltuğu var. Ama yine de o büyük jantlı sürüş karakteri benim dediğim gibi hayatıma daha iyi uyuyor. Kendimi tekrar etmeyeyim. Ama konforunu ve geniş bagajını buldum. Ben Beylikdüzü'nde oturuyorum çünkü. Gidiyorum geliyorum ya. Az daha rahat oturmak güzel bir analiz. Şimdi evet. Oturdu bana. Az daha rahat oturmak benim için önemli. Ama mesela sen oturduğun yerde oturuyorsaydım evet, genel olarak hep Anadolu yakasında böyle vır 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 koşturuyor olsaydım o zaman ben de yani benim mesela hani, şimdi aklıma geldi işte bak. Maltepe, tamam. Kadıköy o civarlarda takılacak. Yani günde benim işe gidip bilinç geldim. Bilinçaltımla konuştum geldi. Herhalde 35 kilometre falan evet. Gündelik kilometre. Senin 35 işte şey. Oh ya lastikler de iyice bir ısındı artık. 35 lastikler ısındı evet abi artık biraz yürüyebiliriz falan dediğim bir kilometre abi, oluyor. Gündelik temposu gerçekten 100-150 kilometre çok rahat bulabiliyor gün içerisinde. Çok rahat buluyor. Çok rahat hani buluyor. Hele 2-3 yere daha uğrayayım. Bir Kartal'la bilmem kim vardı onun da yanına bir gidelim falan dedim mi? Direkt böyle cart 200 kilometre oldu. Ertesi gün gene böyle ona git buna git falan derken benim her günüm karşıya git gel ile geçiyor. Dolayısıyla orada PGX bana biraz daha konfor verebildiği için benim tercihim oluyor. Şimdi bu demin niye aklına gelmedi de ulan şeye geldi dersen hani çok alışırsın o sana normal gelmeye başlar ya bir şey. O bana normal geldiği için bir şey yapıyor. Sonra böyle ulan tabii lan bundan sebep yani falan. Ama uzun oldu. Lafın kısası siz de bizim aynen şu anda yaptığımız gibi kendi kullanım tercihlerinize göre değerlendirip aslında gayet güzel bir scooter sahibi olabilirsiniz. Kesin yarım saat gazlamasını övdüm. Bak yine gittim ben PC'lik seçtim. Sen bana bunun gerçi bunu da sen eyvallah şey yaptın da yani bu da abi ama sen de şimdi PGX'e öyle deme falan diye şey yaptın. Bu videonun sonu böyle büyük ihtimalle şey olacak. Senal bununla git bir işte Maltepe'ye evet. Şey yap işte birazcık kullan böyle olsun. bakalım sen ne diyeceksin falan dönecek büyük ihtimalle. Ve yine benim sefaletimle sonuçlanacak gibisi. Estağfurullah sefalet demeyelim. Evet seçimlerimizi yaptığımıza göre artık ufak ufak kapatabiliriz diye düşünüyorum. Daha fazla geyik yapmanın bence alemi yok. Yeterince ikisinin de farklarını konuştuğumuzu inanıyorum. Geyin devamı yorumlarda diyelim. Geyin devamı yorumlarda merak ettiğiniz bir şey varsa yazın. Bu motosikletlerden, bu iki güzel skuterden diyelim. Skuter diyoruz motosiklet değil. Bu iki güzel skuterden bir tanesini kullandıysanız, satın aldıysanız hatta işte ne bileyim PGX'ten Seyaş'a geçtim şöyle oldu böyle oldu. Olumlu olumsuz beğendiniz beğenmediğiniz ne varsa hepsini yazın. Hem bir kullanıcı görüşü olsun hem de bizim de belki size soracağımız bir sorular olur. Sizin de bize soracağınız sorular olur. Bunların hepsini aşağıda konuşuruz. Yeter ki güzel bir ortam olsun. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu video sizlere İnce Hesap tarafından kendi ihtiyaçlarımıza göre MSI bileşenleri kullanılarak oluşturulmuş bilgisayarımızla ulaştırıldı. İlk yorumdaki linkten farklı ihtiyaç ve bütçelere göre MSI bilgisayar sistemlerine ulaşabilirsiniz. Bize yıllardır verdiği destek için MSI'ye teşekkürler.